28 Mayıs'tan itibaren Türkiye ciddi bir mottoyla karşı karşıya kaldı: değişim. Aslında bildiğimiz gibi 14 ve 28 Mayıs seçimleri, 2023 seçimleri tamamen değişim hedefiyle ortaya konulan bir seçim çalışmasıydı. Değişimden bahsettik hep. Yani Recep Tayyip Erdoğan, AKP, Türkiye'deki tek adam rejimi değişsin diye yola çıktık. Şimdi o maalesef devam etti. Değişimi ortaya koyan bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi bu mottoya uygun bir değişimi kendi içinde yapmıyor. Oysa dipten gelen bir talep var. Değişim talebi. Bu sadece isimlerin değişmesi değil, gelenle giden isimler birbirlerinden ayıramayacağımız değerdeki kıymetli arkadaşlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrosu bu anlamda çok fazladır. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar 13 yılda aşağı yukarı 200'e yakın Merkez Yürütme Kurulu üyesi arkadaşıyla birlikte çalıştı. Dolayısıyla bu kadar çalışan partinin üst kademe yönetiminde bulunan arkadaşlarımız var. Bunların hepsi değerli. Ama sonuç alınmıyor. Dolayısıyla bir şey yapmak lazım. Radikal bir değişim yapmak lazım. Yani sadece kişileri değiştirmek değil, giden geleni aratır, anlayışını ortaya koyacak bir yapı ortaya çıkmamalı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin öteden biri, sevgili Can, konuşuyoruz, özüne dönmesi gerektiğini, yani tarihin misyonuyla var olan çağdaş vizyonunun yeniden ele alınması gerektiğini düşünen birisiyim. Bunu da üyeden başlamak gerekiyor. Bizim üyelerimiz genetik anlamda solcudur. Yani emekten yanadır, emekçiden yanadır, yurtseverdir ve asıl önemlisi adaleti, hakkı, hukuku bilen bir üyedir, kişidir. Bir sol partinin en önemli değerleri üyesi, örgütü ve ideolojisidir. Şimdi bakıyoruz geriye doğru. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisinden vazgeçer hale geldi. Örgütünü dışladı. Üyesini sadece bayrak sallayan, hatta şimdi artık sadece Türk bayrağı sallayan ve afiş yapıştırmaktan da vazgeçen bir noktaya geldi. Ve dolayısıyla gençlerin enerjisi sadece basit bir konuma doğru götürüldü. Kadın ve gençler oysa ideolojik anlamda bilinçli hareket ettiklerinde, partisinin ilkelerine sahip çıktıkları andan itibaren parti güçlenir. Biraz evvel Sayın Karayalçın'la görüşüyordunuz. Ben de o sırada devreye girdim. Ben hem SHP'nin birinci ve ikinci dönemlerinde genel sekreterlik yapan birisiyim. Ve bizim en önem verdiğimiz konu üyelerdi. Biz üyelerimizin bilinçli, gerçek sosyal demokrat, solcu, yurtsever olarak yetişmesini arzu etmiştik. Parti içi eğitim, PIEP projelerimiz ve benzeri projelerimizde tüm üyelerimiz son derece önemli, ne yaptığını bilen bir siyasi parti içerisinde nasıl hareket edebileceğini ve örgütlü yaşamın ne denli güçlü olması gerektiğini bilen üyelerdi. Böyle üye neden taşın altına elini koymuştu ya da yurtseverliğiyle ülkenin geleceği için niçin gece gündüz mücadele etmişti, katkı sunmak için ailesini bile bir kenara itmişti? Sebebi ülkenin içinde bulunduğu konumlardan, sorunlardan çıkabilmek için bilinçli ortaya konulmuş olan projeleri, politikaları gerçekleştirmekti. Söz ve karar hakkı üye, ilçe ve il yönetimlerindeydi. Şimdi bunların hepsi bu son yıllarda ortadan kaldırıldı. Örgütlerimizin işlevi yok. Örgütlerimiz var siyasi partilere göre ve onlar çok şikayetçiler. Çünkü örgütlere yukarıdan talimatla kimi seçeceksiniz, nerede oturacaksınız, ne diyeceksiniz diye bir yerde biat etmeleri isteniyor. Oysa tam tersi olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi gibi sol bir partinin, sosyal demokrat bir partinin söz ve karar hakkı üyede, örgüttedir. Parti meclisi ve genel başkan bu söz ve karar hakkını kullanan ve dolayısıyla aşağıdan yukarıya doğru
düşüncelerini ve politikalarını belirlemeye çalışan örgütlerinin en son politikayı oluşturup genel başkanları ve sözcüleri aracılığıyla da bu politikanın sözcülüğünü yaparlar. Şimdi bunları biz görmedik. Görmediğimiz için de ciddi bir sıkıntıdayız. Güçlü örgüt oluşturmanız gerekiyor. Sözün özü sevgili Can. Bugün parti meclisinin içerisinden genel başkan dilediklerini benim yardımcım diye seçiyor ve onlarla merkez yürütme kurulu, yani partiyi yürüten tek insan oluyor.